Bismillahirrahmanirrahim. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Şimdi bugünkü konumuz efendim biliyorsunuz ki bu COVID-19 hastalığı dünyayı sarmış ve Allah'a şükür şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni teğet olarak geçti gibi görünüyor ve öyle de olmuş. Allah'a şükür gerekli önlemlerini devletimiz almıştır. Aldığı için şu anda herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Bir ay oldu Türkiye'dedir ve Allah'a şükür kayda değer herhangi bir sıkıntı olmamış. Ve olmayacak da. Tabi biz yine ne diyoruz efendim? Yine güzel bir şekilde bir sumağımızı içiyoruz. Çünkü bu hastalık için en iyisi, bu korona için en iyisi şu anda sumaktır. Tekrar ismini söyledim. O hastalığın ismi lalet olsun. Çünkü onun ismini bir daha söylemeyeceğim çünkü. Onun için bu sumak birebir gelir ona için. Ve tekrar ben bir şey başka bir konu daha size şey yapmak istiyorum. Onun için bu mikropla ilgili ya da bu virüsle ilgili. Hem dünya sahipsiz değil ki. Sen kendi kafanı, kendi kafana dünya yükünü yüklettirerek ahvalini düşünüp merak etme. Çünkü onun sahibi hakimdir, alimdir. Sen de misafirsin, fuzuli olarak karışma ve karıştırma. Hem insanlar, hayvanlar gibi mevcudat başıboş değiller, belki vazifedar memurdurlar. Bir hakimi rahimin nazarındadırlar. Onların alam ve müşakkatlerini düşünüp ruhuna elem çektirme. Ve onların halıkı rahiminin rahmetinden daha ileri şefkatini sürme. Hem sana düşmanlık vaziyetini alan mikroptan taun ve tufan ve kahp ve zelzele kadar bütün eşyanın dizginleri rahim-i hakimin elindedir. O hakimdir, abes iş yapmaz, rahimdir, rahmiyeti çoktur. Yaptığı her içinde bir nevi lütuf vardır. Ha, şimdi bizim meselemiz nedir efendim? Ben söyleyeyim, bir mikroptur. Yani bir virüs. Yani en küçük, hatta mikroskopla dahi görünmeyen nedir? Elektromikroskopla görülen küçücük bir şeydir. Bunu efendime söyleyeyim görebilmemiz için nedir? Bir F kadar büyütmemiz lazım. Bir damlayı ya da bir noktayı bir F kadar büyütmemiz lazım ki onu gözümüzle görebilmemiz lazım. Bu virüs nedir? Bir bakteridir. Yani bakteriden bir daha küçük. Yani ne olacak bunlar? Virüsler, bakteri, mikrop olacak. Ondan sonra hücre olacak. Ondan sonra mikroskopla görülür. Çünkü çok küçüktür bu. Bu kadar küçük bir şey. Efendime söyleyeyim bize yapışacak, bizi hasta yapacak, ondan sonra bizi öldürecek binde bir ihtimaldir. Binde bir ihtimal. Yine biz ne yapalım? Yine biz görevimizi yapalım. Gerekleri önlemli aralarını devletin dediği her şeyi yapalım ve Allah'ın izniyle hiçbir şey bize olmaz. Çünkü nedir? Çünkü bu dünyanın sahibi Allah'tır. Çünkü nedir? Bu dünyayı dizgini tutan, mikrobu da elinde tutan, güneşi de elinde tutan, ağacı da elinde tutan, her şeyi elinde tutan Allah'tır. Onun için biz nedir? Bu vücut, bu can kimindir? Allah'ındır. Bunun kontrolü kimin elindedir? Allah'ın elindedir. Bunu koruyacak, kollayacak, sahiplenecek, her şeyi yapacak olan kimdir? Tabii ki Allah'tır. O zaman biz niye? Biz en küçük mikroptan mı korkacağız? Tabii ki hayır. Güneşten mi korkacağız? Tabii ki hayır. Depremden mi korkacağız? Tabii ki hayır. Niye? Çünkü ya da ölümden mi korkacağız? Tabii ki hayır. Niye? Çünkü biz biliyoruz ki bu her şeyin sahibi olan Allah'tır ve bizi ne yapıyor? Bir yere getirecek. Biz kime inanıyoruz? Biz öyle bir Allah'a inanıyoruz ki bir çiçeği yaratan nedir? Bir baharı yaratabilir. Baharı getirebilen birisi nedir? Cenneti de getirebilir. Onun için nedir? Biz tek Rabb'a Allah'a iman ediyoruz ve hiçbir şeyden korkmuyoruz. Ve nedir? Bu can Allah'ın bir amanetidir. Bunu koruyacak olan Allah'tır. Mikrobu da elinde tutan Allah'tır. Güneşi de elinde tutan Allah'tır. Onun için biz ne diyoruz? Diyoruz ki la ilahe illallah ve bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Allah ne zaman bizim kaderimizde ölüm nerede varsa ne zaman orada gelir. Ya kazadan gelir, ya trafikten gelir, ya başka normal hastalıktan gelir, ya diyelim ki bu COVID-19'dan gelir. Burada gelme ihtimali ne kadar? Bütün diğer ölümlerden daha az orandadır. Onun için bu kadar korkmamıza hiç gerek yok. Ne yapacağız? İşimize sahip çıkacağız yine. Efendime söyleyeyim işimize gerekirse işimize de gideceğiz. İşimize gitmesek ne olacak? Efendime söyleyeyim yarın öbür gün işimizi kaybedeceğiz. Başka birilerin kölesi olacağız. Onun için ne yapacağız? İşimize sahip çıkacağız. İşimize sahip çıkacağız. Allah'a tevekkül edeceğiz. Ve bileceğiz ki bu mikrobun da sahibi, bu virüsün de sahibi Allah'tır. Güneşin sahibi de Allah'tır. Nedir? Protonun sahibi de her şeyin, moleküllerin de sahibi Allah'tır. Biz hiçbir şeyden korkmuyoruz ve ne yapıyoruz? İşimize, gücümüze bakıyoruz ve Allah'ın izniyle, imanımızla, kuvvetimizle Allah bizi seviyor ve bize hiçbir şey olmaz.